Merhaba, ee, birazdan SketchUp öğreteceğim. Ee, SketchUp dünya üzerinde en çok kullanılan üç boyutlu e, modelleme programı diyebiliriz. Çünkü bedava ve e, çok kolay. E, arayüzümüz bu şekilde. Ee, i̇lk açtığımızda şu anda 2020 versiyon yükledim ama diğer versiyonları da bu şekilde. Burada bir instructor var. Bunu ilk başta SketchUp kullananların açmasını ben size öneriyorum. Çünkü burada ne yapacağınızı, buradaki tool'ları ne işe yaradığını seçtiğinizde anlatan yönergeler var, instruction'lar var. Şimdi öncelikle biraz SketchUp'tan bahsedeyim. SketchUp 2001 yılında piyasaya sürüldü ve 2006 yılında da yanılmıyorsam Google satın aldı. Google e, satın aldıktan sonra üzerine çok şey koldu, koydu ve Extension Warehouse e, denilen ve 3D Warehouse denilen bir e, m, altyapı oluşturdu. 3D Warehouse'da e, bir crowdsource source yani e, kalabalık e, kaynaklı e, bir e, platform. Burada istediğiniz her türlü modeli bulabilirsiniz. Örneğin. Dead uh, Star veya mimari bir örnek uh, uh, Villa Savoy. gibi. Ya başka yani Türkiye mesela Selimiye. Bu modellerin hepsi internette var ve indirebilirsiniz. Çoğu bedava oluyor genellikle. Ee, bir de e, SketchUp'ın e, modelleme e, araçlarının yetmediği yerde farklı tool'ları da 3D Extension Warehouse'dan e, indirebilirsiniz. Burada Architecture'ın içinde genellikle objeler vesaire var ama e, daha çok burada e, drawing tools'u genellikle kullanıyoruz çünkü e, hani eğri çizerken falan e, sketchup bazen yetersiz kalıyor, o yüzden bu drawing tool'un altında işte ne bileyim e, eğri çizme, poligonal eğri çizme falan gibi şeyler var. Hmm, ben basic e, yanını öğreteceğim SketchUp'ın. E, şimdi arayüzümüz bu şekilde. Burada tool'larımız var. Bu tool'ların çoğunun altında şöyle küçük oklar var. Bu oklara bastığımızda buradaki e, ekstra özellikleri de görebiliyoruz. Buradaki şeyleri aynı zamanda burada Draw Tools'un altında falan da e, görebiliriz. Şu şekilde. Şimdi e, modellemeye başlayalım isterseniz. Başlamadan önce aslında e, SketchUp'ta e, birimler çok önemli. Yani ne, kaç birimde çizdiğiniz önemli. O yüzden e, SketchUp'ı ilk açtığımızda bir e, birim e, belirliyoruz. E, eğer iki, açtıktan sonra bunu değiştirmek istersek, e, Window, Model Info. Burada units içinde burada ne çalışacağımızı şu anda ben mesela ne çalışıyormuşum? İlk çalışıyormuşum. Biz her ne kadar eğer mimarlık okuyor olsak da bunu architectural yapmıyoruz arkadaşlar. Decimal yapıyoruz yani ondalık yapıyoruz. Ve e, ben genellikle böyle marangozluk gibi e, obje tasarlarken e, milimetre, e, mimari modellemede santimetre, kentsel tasarım gibi çok yüksek e, ölçekli e, çalışmalarda ise metre kullanıyorum. Santimetre diyorum. E, precision'ı tek on, basamaklı yapabilirim. Yani milimetre precision'ı e, görsem yeter. Bunları da e, işte milim santimetre kare veya metre kare cinsinden e, yapmam daha iyi olur gibime geliyor. İki ondalık basamaklı. Evet, herhangi bir OK tuşu yok. Direkt kapatınca zaten buradan devam ediyoruz. Şimdi ilk çizgimizi çizelim. E, elimize kalemimizi alalım ve bir noktaya tıklayalım. Şimdi e, çizgimizi döndürdükçe e, çizginin farklı renklere büründüğünü görebilirsiniz. Bu şu demek. Bu çizgi X eksenine paralel olunca kırmızı, Y eksenine paralel olunca yeşil, Z eksenine paralel olunca ise mavi olmakta. Zaten burada da yanında yazıyor On Blue Axis diye. E, çoğu çizim programında e, X kırmızı, Y e, yeşil ve Z ekseni mavidir. E, diyelim ki 100 santime 100 santimlik bir e, Kare çizelim. 100 santim diyorum. Enter'a basıyorum. Ee, çizgim kırmızıyken. Yeşilken, 100 ken, 100 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Şimdi burada tekrar 100 yazıp basabilirim veya e, SketchUp'ın Snap özelliğini e, kullanabilirim. Bunun için bir köne, köşeye tutunup buradan e, çekiştirmem gerekiyor. Ve poligonumu Kapatıyorum. Şimdi SketchUp'un şöyle güzel bir özelliği var. Bazen sıkıcı da olsa da e, çoğunlukla işe yarayan bir özellik. SketchUp bir e, düzlem üzerinde kapalı bir e, poligon tanımladığınızda orada bir e, yüzey oluşturur. Tıpkı burada olduğu gibi. Bunu her seferinde size e, hatırlatacağım. Evet çizgimiz bu şekilde. Şu freehand ise burada e, tamamen e, serbest el e, çizim yapmamızı sağlıyor. Bunu çok mimari ben e, bulmuyorum ama e, bazen kullanılabiliyor eğrisel şeylerde. Ama tanımlı çizgilerle çalışmak her zaman daha anlamlı. E, arklar var. Bu arklar e, bir noktaya belirliyorum. Arkın e, ee, çapını giriyorum. Diyelim ki 50 santim. Enter. Ve angle yani açısını giriyorum. Diyelim ki 180. Enter. E, ee, two point arc'da ise bir çap belirliyorum. Ve bir yükseklik belirliyorum. E, ee, three point arc'da ise 3 noktadan geçen bir e, yay parçası çiziyorum. Fark ettiyseniz e, bir ben düzlemsel olarak bunu çizdiğim için yani x e, y düzleminde çizdiğim için burada e, bir kapalı bir poligon oluşturdu. Burada hemen bir keçap yüzey oluşturdu. Payda yine payda ise yine e, pasta dilim demek. E, Ark gibi bir noktaya basıyorum ve bir pasta filmi çiziyorum. Şimdi şunları biraz şöyle kenara alalım. Biraz navigasyondan bahsetmek istiyorum. Mouse'umuzun tekerleği ile zoom yapabiliyoruz her çizim programında olduğu gibi. Mouse'umuzun orta tuşuna bastığımızda ise rotate yapabiliyoruz. Shift'e basılı tutarak mouse'umuzu sağa sola kayırdığımızda ise pan yapabiliyoruz. Şimdi bu e, çoradan devam etmek istiyorum. E, rectangle seçiyorum ve e, bir noktaya tıklıyorum. Şimdi burada e, diyelim ki 100'e 150'lik bir Rectangle çizeceğiz veya 150'ye 100'lük bir Rectangle çizeceğiz. 150 diyorum. Virgül diyorum, 100 diyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi... Türkçelik on, Türkçe ondalık sistemde ee, nokta ve virgül EJVC'deki gibi değil ne yazık ki. O yüzden burada eğer ben bir küsurat girmek istiyorsam... ...klavyedeki noktayı kullanıyorum. Yani ç'nin yanındaki noktayı kullanıyorum. E, sıfırın yanındaki yani numaratör keypad tarafındaki sıfırın yanındaki ise... Virgül olarak geçiyor ne yazık ki burada. Yani noktalı yazarken Türkçe programlarda Türkçe klavyede birazcık zor olabiliyor bu işlem. O yüzden bazen şuradan İngilizce çok fazla şey girildiğinde sayı on kusurlu küsür sayı girmek gerekiyordu. Bazen şunu değiştirmek gerekebiliyor. Evet Rectangle da bu şekilde, Rotated Rectangle ise ilk önce Rectangle'ı çizeceğiniz açıları belirliyorsunuz. Diyelim ki ben şu açıda çizmek istiyorum. Ve daha sonra rectangle oluşturuyorsunuz. Fark ettiyseniz bu her şey X-Y düzlemindeyken bu düzlemden daha farklı olabiliyor. Bu da son yıllarda gelmiş bir özellik bu arada. Daha önce böyle bir şey de yoktu. Çizip sonra tekrar döndürmek zorunda kalıyordunuz. Circle ise yine aslında arka benziyor çizmesi. Bir nokta belirliyoruz. Ve bir çap giriyoruz diyelim ki 50. Polygon'da ise, polygon seçtiğimizde ise bakın burada ne yazıyor? Sides diyor. Yani e, kenar sayısı. 8 diyorum. Enter'a basıyorum. Ve buraya bir sekizgen çiziyorum. Tekrar elimize şeyi alalım. Bu arada Space'e basınca şey olur. E, ok tuşunu seçer. Tekrar geliyorum. Poligonu seçiyorum. 12 diyorum. Hiçbir şeye dokunmadan 12 diyorum. E, Enter'a basıyorum ve şimdi bir 12 gen çiziyorum. Şimdi e, SketchUp'un alameti, farikası olan şu Push and Pull tool'una gelmek istiyorum. Bu SketchUp'ı üç boyut çok hızlı bir şekilde üç boyutlu yapmaya yarayan bir şey. Hemen bir e, düz bir yüzeyi alıp istediğiniz eksende yükseltmeye yarıyor. Şimdi e, elimize bir çizgi daha alalım. Bu yüzey üzerinde ben çizgilerimi... E, o yüzeyin üzerine çizersem eğer, bakın ne oluyor? Bakın ne oluyor? O yüzey üzerinde bir... E, baş, başka yüzeyler daha oluşturuyor. Yani SketchUp'ın o e, önemli kuralı olan... E, bir... Düzlem üzerinde kapalı bir poligon tanımlanırsa orada bir yüzey oluşturulur e, kuralını hep her zaman e, kullanıyoruz. Devam ediyorum. Şurada bunun hemen yanında bir offset tuşumuz var. Offset'e basıyorum ve bir yüzey belirliyorum. Offset yapmam için bir yüzey gerekir içe mi? Dışa mı yapacağım? Diyelim ki 10 santim dışarı yapıyorum ve 10 santim dışarı offsetliyorum. Ee, diyelim ki şuradan yapalım. Şöyle bir e, içeri doğru 30 santim bir offset olsun ve şöyle bir parça bakın ne oluyor? Şu parça ile şu parça farklılaşıyor. Şimdi şu push and pull tool'una geri dönersek eğer, biz bu parçayı buradan farklılaştırabiliyoruz. Yani bunu yine şu şekilde içeri veya dışarı ittirebiliriz. Eğer bu parçayı bunun diğer yanındaki yüzeye sıfıra sıfır olarak iteklersem, burada bir delik açarım, açmış olurum. Şu şekilde. Evet şu Move'dan devam ediyorum arkadaşlar. Space'e basıyorum. Move tuşu buradaki bir noktayı bir tarafa itmenize yani yer değiştirmenize, hareket etmenize sağlar. Eğer ben Move tuşuna bastığımda bir kere de kontrole basarsam eğer bu aynısının kopyasını oluşturur. Bunu sadece yüzeyler için değil, ee, objeler için değil, yüzeyler için de yapabiliriz. Örneğin ben şu yüzeyi alayım ve move diyeyim. Bakın şu şekilde yapabiliyorum. Şimdi push and pull'dan farklı olarak bunu move yap, yaparken fark ettiyseniz açısını da değiştirebiliyorum. Aynı şekilde e, kenarları da move edebilirim. Yani modellemek gerçekten çok kolay SketchUp'ta. Çok 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 kolay. Özellikle ortogonal formlarda veya hatta ortogonal de demeyeyim de e, hmm, Newton geometrisi veya hani e, analitik geometrik formlarda böyle eğriler falan yoksa e, çok rahat e, çalışılabiliyor e, SketchUp'ta. E, bir de şöyle bir şey var. E, aslında eğrisel formlarla çalışabilirsiniz ama eğrisel formlar için pluginler yüklemeniz lazım. O pluginleri de az önce gösterdiğim şurada bulabilirsiniz, Extension Warehouse'ta bulabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Rotate komutu var. Rotate komutunda ise yine ben bir yüzeyi, bir nesneyi döndürebilirim istediğim gibi veya bir nesneyi. Ne iş, nasıl yapıyoruz? Seçiyoruz. Seçimi nasıl yapıyoruz? Ee, oka geliyoruz veya space'e basarak oka geliyoruz. Şimdi ben bu yüzeyi sağdan sola şu şekilde seçersem fark ettiyseniz sadece şurada bir çizgiyi seçmiş oluyorum. Bunun hepsini şu şekilde seçmem gerekiyor. Ama soldan sağa seçersem şu şekilde buradaki her şeyi seç seçmiş oluyorum. Yani bu aslında çizim programlarında çoğunda kullanılan bir şey. Bir tek arket görmüyorum ama e eğer bir soldan sağa bir e pencere yaptığınızda Burada o pencerenin içine tamamen giren her şeyi seçer. Eğer e, sağdan sola yaptığınızda ise o pencereye değen her şeyi seçer. Ben mesela şu şekilde seçtiğimde buradaki üç tane kenarı ve yüzeyin hepsini seçecektir. Ama şu çizgiyi seçmeyecektir. Şu şekilde yaparsam ne, ne olur mesela? Bu iki e, çizgiyi Seçer ve yüzeyi de seçmez. Ben bütün yüzeyimi seçiyorum. Rotate'e geliyorum. Bir menfez, e, mahsal noktası seçiyorum. Yani e, döndürme işlemimi yapacağımın e, merkez e, noktasını seçiyorum. Bunu bir menteşenin e, dönme aksı gibi düşünebilirsiniz. Bir referans noktası alıyorum. Ve ikinci referans noktası alıyorum veya buradan e, şuradan bakın e, bir e, şey giriyorum, angle açı giriyorum diyelim ki 90 derece döndürdüm. Şöyle seçim yapalım ama şurada girdi seçimden çıkartmak için kontrol shift pardon shift tuşuna basılı tutarak seçimimizi yapıyoruz. Scale'e basıyorum şuradaki. Scale'e bastığımızda scale edeceğim 3 boyutlu formun eğer 3 boyutlu ise eğer her tarafında noktalar çıkıyor. Bu noktalar şu demek. Eğer ben bu köşe noktalarından seçersem ne diyor burada şair? Uniform scale about opposite point. Yani Karşıt noktalarda uniform yani e, oransızlığını bozmayarak e, ölçeklendirme yap diyor. Diyelim ki iki katı büyüteyim diyorum. Bu şekilde iki katı büyütüyorum. Eğer şu noktaları seçersem eğer burada şu şekilde e, iki e, aks da scale ölçeklendirme yapabiliyorum diyelim ki bir aksta 0.5 bir aksta da, da e, 0.25 olsun 0.25 virgül 0.5 diyorum ve voilà. şimdi. Ee, şuradaki yüzeylerin orta noktasındaki ise e, bounding Box'ın yani şu çerçeveleyen e, kutunun orta noktasında ise tek boyutlu e, ölçeklendirme yapabiliyorum şu şekilde. Diyelim ki iki katı büyüteyim. Evet scale de bu kadar. Ee, şimdi Buradaki diğer şeylere, şunlara zaten aslında söyledim. Bu mouse'umuzun tuşlarıyla bunu yapabiliyoruz. Yani Rotate yapıp şu şekilde döndürebiliriz de ekranımızı. Ama bunu ne gerek var? 2 saat bunu seçip böyle yapmamıza. Biz mouse'umuzun orta tuşluyu da aynısını yapabiliyoruz. Aynı şekilde Pan'ı da biz bu şekilde Shift'e basılı tutup bunu yapabiliyoruz şu zoom'u da zaten mausumuzun tekerleğiyle yapabiliyoruz. O yüzden bunu da kullanmamıza gerek yok. Şu ise zoom extend arkadaşlar. Bu bütün çizimdeki her şeyi ekrana sığdır demek oluyor. Yani aslında büyük ölçekli bazı şeyleri import ettiğinizde bazen kaybolabiliyorsunuz. O yüzden çok işe yarayabiliyor. Buna bastığımda da tüm çizimi tek bir ekrana sığdırabiliyorum. Bu 3D Warehouse penceresi yani buradaki 3D Warehouse'u bazı şeyler indirebilirsiniz. Extension Warehouse penceresini kullanarak yeni add-onlar plus yükleyebilirsiniz. Şimdi son olarak kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. E iyi. Güzel. Ee, son olarak gruplardan bahsetmek istiyorum çünkü gruplar çok önemli ee, ve komponentlerden bahsetmek istiyorum. İkisinin ayrımından bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi ben bunu diyelim ki buradaki çizimlerden ayrıştırıp bir grup yapmak istiyorum. Şuradaki offset'e ben gıcık oldum. İlk önce izninizle şunları bir silmek istiyorum. şu şekilde. Sağ tıklıyorum ve make group diyorum. Make group yapınca bakın zaten bunu bir kutunun içine alıyor. Ben şimdi bunun üzerine bir çizgi çizdiğimde, bu yüzeyin üzerine bir çizgi çizdiğimde bu çizgi burayı ikiye bölmüyor fark ettiyseniz. Çünkü ben bu grubun dışında çizdim. Ben gruba müdahale etmek istiyorsam grubun üzerine çift tıklayıp grubun içine giriyorum. Grubun içine girdiğimde grup e, bunun dışındakiler e, bu şekilde biraz e, silikleşiyor ve grubun üst e, nokta noktadan oluşan bir bounding box e, çıkıyor. Yine burada da bir çizgi çizersem eğer bu sefer şu burayı ikiye ayıran bir çizgi çizdiğimi görebilirsiniz. Şimdi diyelim ki şurada da başka bir şeyler ben yaptım. Ne oluyor bakın grup genişliyor. Bir e, Windows veya herhangi bir işletim sistemi içinde dosya içinde dosya e, yapabiliyorsak grup içinde grup da yapabiliyoruz. Yani bunu seçiyorum. E, sağ tıklıyorum. Make group diyorum. Bu sefer ne oluyor bakın? Grup içinde grup. Çok kısaca komponentlerden de bahsetmek istiyorum. Eğer ben bu mesela bu gruptan şöyle bir şey yapalım. Kopyasını çıkartalım. Ve burada bu sefer bunu sağ tıklayıp make component diyelim. Döneme 1 diyelim. Create. Şimdi artık bu bir component arkadaşlar. Peki component'a grubun ne farkı var? Ben component'ı kopyaladığımda ve bu kopyaların herhangi birini değiştirdiğimde diğerleri de değişir. İstersek bunların e yönlerini de değiştirelim. Bu grubun içine girip herhangi bir şey değiştirdiğimizde bunlar da e diğerleri de değişir ama grup her zaman e aynı kalır bir uniktir Peki ben bu grubu artık bu gr diğer bunlardan ayırıp bir e kendi başına unique bir şey yapmak istiyorsam sağ tıklayıp make unique diyorum ve artık bu bir Component değil. Hatta gruptan da çıkartmak istiyorsam o zaman sağ tıklıyorum ve explode diyorum ve patlatıyorum ve az önceki grubu da burada tekrar grup olarak e, görebiliyoruz. Evet. E, Son olarak bir de Layers'lardan bahsetmek istiyorum. Çoğu çizim programında olduğu gibi burada da Layers'ları kullanmak çok önemli. Layers'lar çiziminizi düzenli bir şekilde tutmanızı sağlar ve işte belki istemediğiniz şeyleri saklamanızı, ekrana girmemesini vesaire gibi şeyleri çok yararlıdır o konuda. Onun için burada layer layers'ı da her zaman e, kullanmanızı ben size öneriyorum. Tags altına almışlar. Ben de birazcık dumur oldum. Nereye gitti layers'lar diye ama ben de bu, bu, bugün sabah yükledim 2020 versiyonu 2019 vardı. Layers takes olmuş 2020'de. Et Tag diyorum buradan. Ee, ve deneme Layer diyorum. Ve bu seçtiğimi diyelim ki bu Layer'ı atacağım. Şuradan değiştiriyorum. Çok değiştirmişler bunu. Ee, type Tag, tag Deneme Layer'ını aldım. Şimdi burada e, şu gözler bu layer'ların kapanıp açılmasını sağlıyor. Şu kalem işareti ise benim birazdan çizecek olacağım, olacağım şeylerin hangi layer'da olacağını gösteriyor. Ben eğer e, çalıştığım bir layer'ı kapatmaya çalışırsam bize zırt diyebilir dedi. O yüzden üzerine çalıştığım layer'ı e, bu şekilde e, kapatmaya çalışmıyorum. Yeni bir layer açmak için şuradan silmek için de buradan yapıyoruz. Eğer bir layer'ı silerken içinde bir şeyler varsa e, size soruyor. Bak bunun içinde, layer'ın içinde bir şeyler var. Ne yapayım? Silecek miyim bunları? Ne yapacağım? falan diye soruyor. Hadi sil diyoruz. Ve siliyoruz. Evet. SketchUp'ın girişi bu kadar. Ee, birazcık aksadım özellikle layer'larda. Ben de kendime güldüm içten içten. Ee, gelecek devamı gelecek ee, SketchUp 2 dersinde görüşmek üzere